Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala şu bu sayıdır ayağın gününü barçamızı berekatli kıyan basın. Dualarımızı icabat kısın. Günahlarımızı mağfiret kısın. İslam'da farzand terbiyesi de namlanadığın dersimizin bugün 23.sü. Ötken dersimizde siz bilen biz farzandlarda nefsi terbiyesi hakkında suhbat kıldık. Psikolojik terbiye. Bana şu vakta biz cüretsizlik ve korkaklık de ataladığın görünüşlerini gördük. Sebepleri, muhalecesi ve bunlarını farzandlarga ko'rsatadigan salbiy ta'siri haqida suhbat qilgan bo'ldik. Mana shu bobdagi keyingi mavzu. Kishi o'zini nuqsonli his qilishligi. O'ziga bo'lgan ishonchini yo'qligi. Kichkinaligidan unga sen qorasan, qorasan, qorasan desa, shu qoraligidan bo'yni qisiq yashaydi. Shu kompleks. Bu adamın kulağı katta bolsa, seni kulağın katta katta doğursa, bana şu kulağını katta giden hıcarat bol yaşaydı. Kullas, boyu mu, burnu mu, şekli mi, ya ki bir başka bir özüge tekiştiği bir nesadan hıcarat bol yaşaydık. Bugün inşallah bana şu, bala özünü özü nuksanlı his kılışı, başkalardan kendi, başkalardan özünü pas kılış hakkı da sohbet kılamız. Asarlarda keltiriladi. İnsan bolası Allah'ın binasıdır. Mana şu binanı vayran kıyan insan mal'un, lanetidir. Bola özüge özü işancı yol buluşluğu. Boynu kısılıp kalışlığı. Bunun asası sebebi otası boladı. Yakınca terbiye berekken murabbisi boladı. Mana şu kompleksini bu kalışlığı boladı. Farzandını hata iş kıyan payette başkalarını aldı da urup söküş. Başkalarını aldı da tenkit kılış, malamat kılışlık. Başkalarını aldı hıcalat kılışlık. Şunarsa bolanı kalıba da bana şu keseliğini keltirip çıkaladı. Bu keseliğinin namı özünü nuksanlı his kılış deyiladı. Ve bana şu kiçkinelige de unge kirip koyan, kalbi gece ulaşıp koyan bu şuur ömrünü ahri geçe ulan bir gebe oladı. Başkalarını aldı da takırlaş, kemstiş, söküş, hakaret kılış, bolanı asabı için, ruhaniyatı için, psikiyası için cüde bir salbi tasir kürsetedir. Çünkü bolası hata iş kıyanda, hemen aldı da sökeyken, hataya yol kıyanda, hemen aldı da uğrayken ota, bolanı kalbini sindir yaptı, köyününü çöktür yaptı. Özünü nakıs kılıçlığının sebepleri. Birinciden, yaşlığı da körgen, terbiye sebepli bala bana şunu diye bu kaladı. Muallimler var, hocam kattı kol boladı, tele kattı boladı, en yumuşağı gibi eşek boladı. İki gen burada eşek, sen adam bulmuyorsan, sen anakı bulmuyorsan, bir işte çöktürüp duradı kalbini. Bu, tınımsız, bana şunu diye bir koparlık ki, takırlaş ki, hemen aldı da bir söküş işte, malamatlanışlık ki, düş geliyken bala, özüge özü işanmayı koyadı. Özünü başkalardaki bir kamil insanda kıskımayı koyadı. Özünü kıymetini, kadrını bilmeydi. Biz bala hata kımıydı deykenimiz yok. Onu cazala şakit tembih vermeslik gerek unga deykenimiz yok. Bala var hata kıladı. Aşşarafı mi'vanun deyiladı. Şaraf mana şu masalada kömekçi boladı. Yani bir boladan hata sodir bo'lsa, onu darrov jazolab so'kib hamon oldi deb yerga urishdan avval tushuntirib. Agar muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, bolam, bu senga yarashmaydi. Sen falonchini bolasisan. Seni otang undoq odam edi. Sizlarning xonadoningizda bunaqa ish chiqishligi yarashmaydi deb turib, bu bolaga sharafli xonadon bolasi ekanligini eslatilsa, bola shu ishdan to'xtaydi. Kılıyken hatasını takrarlamaydı. Usta, muallim, mahir, murabbi mana şu şuurunu balanı kalbine cali aladı. Mana şu şuur
Güzel ahlaklı buluşlukla balanı yeteyleydi. Biz ata babalarımız falan da adamlar bugende fakirlene diyor. Ataları bilen, babaları bilen adamlar. Nasıl nasabı bir âli insanlar bugendeki isletin adıgan olsa şunlarla layık zürriyat buluşluk için insan yakıştaman görüşlüğü asan bulan. Mahir murabbi hikmetli ata balasını kalbine bana şuna sana cali aladı. Hürmet gösterdi. Balanı özüge bugün işançını arttırdı. Bizde kanaka bir madde yakalın yapıp koysa bu oldu. Kim o? Yalgancı. Bir madde hükkasını vurup koysa cabbar. Sinisini koldan bir anasını tartıbasa zoravan. Bir anasını soramayı yapıp koygen bası yaş balalı kılıp. Kim o? Oğur. Kakılıp kaladı bana şunarsa. Peşanası gel. Cahil atalar bana şu nuksanlı bala özünü nuksanlı kılıçdikini atalar farzantlarını kalbe gözü cahil koydu. Cahil atalar. Ve bana şu şuur karabı yekirgenden ki bu farzant kamil insan buluştan tosulup kaladı. 60 kekeledi, 70 kekeledi lakin yaşlıgi de bana şu kalbe gecalanıp koygen şuur ublan bir keketedi. Ömrünü ahri geçe rengiden hıcalık bol yaşaydı. Ömrünün ahri geçe kulağından ya ki közüden bir kandedir taşkı görünüşüdeki özünü nazarıda nuksan da paralı gendeseden boynunu kısıp yaşaydı. Etti ki insan Allah'ını kurup koyan binası. Ha, bir binada Allah da Allah uzun rakılıp kuruptu. Bir binada keyin rakıptı. Bir binada ne diyemiz sarıkıptı, korakıptı. Bu Allah'ın işi biraderler. Çünkü farzantlarımızı tuğulgen payette, eskuşu tanıp koyan payette onu akılıgı, koralıgı, uzun kıskalıgı, burnu kulağını yapıp durup masara kılıçlık aslında da onun üstünden külüşlüğümez. Onu şimdi kılıp yaratken halık üstünden külüşlüğü yapar mıydı mı? Nauzu billah. Erkek atıvaydığımız koravay, koravaydır mesela. Mallavaydır koyamız. Şu nasıl balanı köyünün çöktüredi. Başkalar da aldı, bana şu nasıldan hıcarat boptıradı. Bunu buraya ait o muydu? Cahilendi, ömrünün ahri geçe ketedi. Burası mı? Padişahlı balası ki Hazreti Aliyeleri de muamela kılınadı. Çünkü Hazreti Aliyeleri de türedi o. Asır şüphe alıp katılığı hüküm kılınsayan boynunu eğmiydi o. Kendi ketedi o? Hazreti Aliyeleri de ketedi. Şimdi de ketedi. Çünkü yaşlı giden bana şu şuur, hürmet, izzet, itibar sindirilgen. Ben padişahlı balası mende bana şimdi ketti o gen. Demek atalar özleri sindirip koyadı ballarını. Birinci hata bana şu bol. İkincisi. Balanı özü gözü işan bir koyuşluğu. Özünün nüksanlı sıkılışlığının ikinci sebebi. Bala hataya yol koyduğun da begane adamlarını aldı da. Başka adamlar da aldı da onu cezalaş ya ki sorakka tutuşluk. Ortağlarını aldı söküveremiz ballarımızı. Ortağlarını aldı hürmetini yok kıldık. Akükesini aldı da yer yürü veremiz. Akükesini aldı da boynu kısılalıyan bu kaladı. Şunun için hikmetli ota, hikmet egesi bugün ota, balasından hata sadı bugün de darra söhmeydi. Darra söhmeydi balasını ya ki nebiresini. Yalgız kalışını kütüldü. Endi bunga nima kerak? Sabr qiladi. Hiç kim yo'q joyga olib borib turib, pachag'ini chiqarib olsa ham chi urib, bola xafa bo'lmaydi otadan. Otam zo'r deydi. Urdi bo'lmasa, zo'r deydi. Zato nima qilmadi? Buroqlarni oldida xijolat qilmadi deydi. Esimizdan chiqmasin, yosh boladan xato sodir bo'ladi. Xato ish qiladi, faqat biz uni o'rnida jazolashlikka shoshilmaylik. Farosatli ota özünü balasını karamatını saklaydı. Katta kişiyi de aldı da bir hürmet kımıydı. Şimdi söküş, daim kelteyleş, şimdi hem özü selbi tasır kıladı balaya. Şimdi başkaları da aldı da uru berses şey. Başkaları aldı da sökü berses şey. Karındaşlar yıkılıp koyduğunda özüz maskarak verip durses şey balaya. Karındaşlar da aldı ya kegeni halaydı mı şu bala? Demek kim aydırken bu orunda? Otalar ya ki murabbiler. Farzantlarını özünü otasının üstündeki bulgen hakkı. Birinci hakkı buradalar Umar Hattab sözü
farzandingiz uchun pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashligingiz. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir kishi o'zini farzandidan shikoyat qilib keldi. Menga yomonlik qilyapti bolam, menga oq bo'lyapti bolam. Xalifa bolani chaqirtirdi, ota ham bola ham turibdi. Bolani malomat qilib ketdi xalifa. Allohdan qo'rqmaysanmi otangga oq bo'lgani? Otangga yomonlik qilgani Allohdan bir taqvo qilmaysanmi? Deganida yigit aytdiki, "Ya Amirul Mu'minin" dedi. Otalarning farzandlarining usti haqqi borligini bilamiz. Farzandlarda ham otalarning usti haqqi bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi xalifa. Qaysi o haqlar? Xalifa javob berdi. Pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashi, farzandiga chiroyli ism qo'yishi va Qur'on ta'lim berishidir. Hali yigit xalifaning so'zini eshitganidan keyin, "Ey Amirul Mu'minin, meni otam bulardan birontasini qilgan emas" dedi. "Meni onam zinji, ya'ni majusiy bo'lgan. Ismimni esa Ju'l deb qo'ygan. Qo'ng'iz zati, hasharot zati. Allohning kitobidan biron narsani o'rgatmagan" dedi. "Kitobdan bironta harfni o'rgatmagan" dedi. Umar ibn Xattob otaga qarab turib, "Bolangni senga oq bo'layotganini shikoyat qilib kelsan-u, o'zi avval oq bo'lgan ekansan bolangga. Bolangni senga yomonlik qilayotganligidan shikoyat qilib kelsan-u, bolangga sen o'zing yomonlik qilib qo'ygan ekansan-u" dedi. Ya'ni birodar, sizi ustingizda farzandingizning haqqi shuki, hali bolangiz dunyo yuzini ko'rmasdan turib, unga ona bo'lishlikka pokiza ayolni tanlashligingiz kerak. Muslima, pokiza, iffatli, hayoli, Allohdan qo'rqadigan pokiza ayolni tanlashlik kerak. Bu birinchi haqqi. Ikkinchi haqqi uning ismini chiroyli qo'yishlik. Shunday ismlar bor, aytib chaqirsangiz bola xijolat bo'ladi. Mana shu at yaxshi at emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlarga chiroyli ism qo'yishimizni buyurganlar. Chunki qiyomatda ana shu ismi bilan aytib chaqiriladi. Rasulullohning oldiga biror ta odam kelsa, ismini so'rardi payg'ambarimiz, "Isming nima?" "Ismim falondaqa." "Yo'q, seni ismi yaxshi emas ekan. Bugundan boshlab isming falondaqa." Darrov payg'ambarimiz almashtirib qo'yardi. Bir kishi keldi, "Isming nima?" dedi. Payg'ambarimiz uyiga, u kishi "Zaydul Xoyil" dedi. "La, Zaydul Xoyil." "Yo'q, sen Zaydul Xoyirsan" deb payg'ambarimiz almashtirdi atini. Umar ibn Xattob aytdi, "U senga oq bo'lishdan avval sen unga oq bo'libsan. U senga yomonlik qilishdan oldin sen unga yomonlik qilib bo'libsan." Bir kishi o'zini o'g'liga, "Sen cho'rini bolasi bo'lib turib menga gap qatarasanmi?" dedi. Bu bola shu otani cho'ridan bo'lgan farzandi edi. Cho'ridan bo'lgan farzand ham otani farzandi. Shunda bola otasiga aytdi, "Ey ota" dedi, "Vallohi onam cho'ri bo'lsa ham sizdan yaxshiroq ekan baribir" dedi. Otani achchig'i kelib, "Qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi? Axir men ozod odam bo'lsam, onang qul bo'lsa, cho'ri bo'lsa, qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi?" Bola aytdi, "Chunki meni onam ixtiyorni chiroyli qilgan ekan. Meni xur insondan tuqqan ekan. Siz esa yomon ixtiyor qilibsiz. Meni cho'ridan dunyoga kelishimni xohlabsiz" dedi. "Ota tanlashda onam to'g'ri ish qilgan ekan, lekin ona tanlashda siz menga yaxshi ish qilmagan ekansiz. Onam cho'ri bo'lsa ham sizdan afzal ekan" degan ekan. Demak, farzandni o'zini otasidagi haqlari bu pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligi, chiroyli ism qo'yishi va dinni o'rgatishi. Mana shu uchala haqqini bajarsangiz, farzand sifatida otani haqqini chiroyli ado qiladi. Qaytarib aytaman. Pokiza ayolni tanladingiz. 1. Chiroyli ism qo'ydingiz. 2. Agar uchinchisi bo'lmasa haqqingizni bajarmaydi. Uchinchi haqqini bermasangiz, Allohni tanitmasangiz, sizni haqqingizni bermaydi. Chunki sizni kimligingizni ham tanimaydi-da unda. Robbisini tanimaganidan keyin. Bolani topib o'zini holiga tashab qo'ygan otalar bor. Tarbiya bermaydi, shug'ullanmaydi, mehnat qilmaydi, lekin farzandini komil inson bo'lishini xohlaydi. Qoida
Bolaga hiç narsani ta'lim bermasdan turib xato qilib qo'ysa jazolashlik noto'g'ri. Qaytaramiz. Bolaga hiç narsani o'rgatmasizdan turib bola bilmasdan bir xatoga yo'l qo'ysa jazolashligingiz noto'g'ri. Endi hiç narsani o'rgatmadingiz, xato sodir bo'lgandan keyin gumrat urib qoldingiz. Bu siz tomondan yaxshi ish bo'lmadi. O'rgatish kerak. Bolam unday qil, bolam bunday qilma. Masalan, o'rgatganingizdan keyin bir xato yo'qlaydigan bo'lsa, bir marta, ikki marta yo'qlantirasiz, keyin jazo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir yosh yigit ovqatlanib o'tirgan edi. Ovqat yeyishlikda xato yo'l qo'yatdi, Rasululloh aytdilar: "Ya g'ulam, samillaha va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Yo bola, bismilloh de. O'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye dedi. Ta'limmi shu? Ta'lim. Shundan keyin ham agar xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, chora ko'rish mumkin. Bir odam chop qo'li bilan yedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'ling bilan ye dedi. Ya Rasululloh, yeya olmayman dedi. O'ng qo'ling bilan ye dedi. Yeya olmayman dedi, yeya olmagin dedi payg'ambarimiz. Shu odam umrini oxirigacha o'ng qo'li bilan ovqat yeyolmasdan o'tib ketgan. Darro payg'ambarimiz uni yeyolmagan demayapti. Aytayapti, o'ng qo'ling bilan yegin. Shu sunnat, shu to'g'ri bo'ladi, shu Allohga mahbub bo'ladi desa, yeyolmayman deyapti. Unda yeyolmagan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Hurara roziyallohu anhudan, Jomiyus Sag'irdan, "Allimu va la tu'annifu, fa innal muallima khayrun minal mu'annifi." Muallim o'rgatuvchi odam qattiq qo'l, qo'pol, shafqatsizlik qiladigan odamdan yaxshiroq. Xato qildi, urib tarbiyalash mumkin. Xato qildi, tushuntirib tarbiyalash mumkin. Urib tarbiya qilishlikdigina o'zini ishlatadigan odam yaxshi odam bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir yigit kelib, "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Mana xato sodir bo'ldi. Kimga aytayapti bu gapni? Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Habibul Haq, rahmatan lil alamin bo'lgan, Allohning insoniyatga rahmati bo'lgan zotga kelib, "Ruxsat bering, men zino qilaveray" deyapti. Yuziga bir shapaloq urib, "Nima deyapsan? Menga shuna deysanmi? To'ramingdan, men kimman bilasanmi?" deb turib, payg'ambarimiz jerki berdimi? Yon boshdagi sahobalarchi jirkishi vardi. Nima deyapsan deyishdi. Ammo payg'ambarimiz nima ish tutdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini yaxshi o'rganishimiz kerak. Zinoga ruxsat bering deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalar hammasini jahli chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Bu hadis Imom Ahmaddan Abu Umoma Bohiriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. فتى من قريش اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذن لي في الزنا. Qurayshlik bir yigit kelib payg'ambarimizga, "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Ahmoqlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kaltafahmlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kimga aytayapti bu so'zini? Muhammad alayhisalomga. Odamlar jirki berishdi. Payg'ambarimiz yaqaroq keldi. Keldi. Qola. "Atuhibbu li ummika?" "Onangga ravo ko'rasanmi zinoni?" dedi payg'ambarimiz. "Qala la vallohi, ja'alani Allohu fidaka." "Ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin sizga, ya Rasululloh, xolamayman" dedi. "Valan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Odamlar ham xuddi shunga o'xshagandek onalariga zino ravo ko'rmaydi. So'ng aytdilar, "Afatuhibbu li ibnatika?" "Qizing uchun ravo ko'rasanmi shu zinoni?" Yigit, "Yo'q" dedi. Odamlar ham qizlarga ravo ko'rmaydi dedi. "Atohib buxli uxtika?" "Opa singlingga ravo ko'rasanmi zinoni?" dedi. Yigit, "Yo'q, Allohga qasam" dedi. Odamlar ham opa singillarga ravo ko'rmaydi bu narsani dedi. "Atohib buxli ammatika?" "Ammangga ravo ko'rasanmi shu zinoni?" Yigit, "Yo'q" dedi. Rasululloh, "Odamlar ham ammalariga ravo ko'rmaydi" dedi. "Atuhibbu li xolatika?" "Xolingga ravo ko'rasanmi zinoni?"
Yok dedi. Adamlar hem halalar için hava körmüydü dedi. Talimni ko'ryapsizmi? Bitta bittadan aytyapti. Mo'min kim edi? O'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rgan kishi edi. Ravo ko'rasanmi o'zingga? Yo'q, ravo ko'rmayman. Demek boshqalar ham ravo ko'rmaydi bu narsani. Ta'limni qarang. Ta'limni qarang. Qola fawada ayadahu alayhi va qola Allohumma ighfir zamba va tahhir qalba va hassin farja. So'ngra payg'ambarimiz o'zining muborak qo'llarini shu yigitni ko'ksiga qo'yib turib duo qildi. Parvardigor uni gunohini kechirgin. Qalbini poklagin va farjini saqlagin. Qola falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay'in. Mana shu duodan keyin yigit hech narsaga qaramaydigan bo'lib qoldi. Zinodan bo'lgan biror narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib qoldi. Ana birodarlar, uslub. Ana birodarlar, ta'lim. Payg'ambarimiz oldan turib chiqib ketayotganda bu yigit uchun zinodan ko'ra yomonroq narsa yo'q edi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tortamiz shart. Tars etkizib turib. Aqli yetmagan yosh bola otasidan so'radi. Osmonni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Yerni kim yaratgan ota? Alloh yaratgan. Allohni kim yaratgan dedi. Tarsaki bilan qo'ydida, "Hey, ahmoq, kofir bo'lding," dedi. To'g'rimi shu? To'g'rimi shu? Bu taqvodor ota-da bu. Birodarlar, Alloh taolo xoliq, yaratuvchi. Bu kichkina bola aqli yetmasdan so'rab qo'ygani bilan Alloh taolodan xoliq degan sifat tushib qolmaydi. Chiroyli yo'li bilan bolasiga tushuntirishlik kerak. Bola nimaga so'rayapti? Shu narsani bilmas ekan, bilmoqchi-da. Har so'rganini tarsaki yo'rsa nima qiladi oxiri? Qo'y deydi. Qo'y deydi, nima qilamas? Bab dadam so'kib beradi deydi. Urushib beradi. Undan ko'ra indamay yuraveray deydi. Dunyoni siz orqali tanimoqchi bo'lyapti. Siz bir deraza edingiz bola uchun. Dunyoni ko'ray deb siz ochayda bo'lsa shay yopyapsiz. Siz o'zingizni bolangizga ta'lim bergani toqatingiz yetmayapti. Qayoqdan u bog'cha opasi ta'lim bersin 30 ta bolaga. Endi bola bog'chalarda ayblamoqchi emasman. Faqat e'tibor beringlar. Bir dona bolangizga, bir dona o'g'lingizga, qizingizga sizni toqatingiz yetmayapti. O'zingizni bolangiz pushtikamaraysiz. Endi qana qilib 30 ta bolaga siz xohlagandagi ta'lim bersin. Bola o'zi aytayotgan so'zini ma'nosini bilmasligi mumkin. Shuning uchun uni jazolamaslik kerak, so'zini ma'nosini bildirishlik kerak. Bu ham bitta qoida. Bu ham bitta qoida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida tuyasini yo'qotib qo'ygan kishining qissasi keladi. Ko'pchiligimiz xabarimiz bor. Bir kishi sahroga chiqdi. Tuyasining ustiga hamma oziq-ovqatini ortib olgan. Tuya qo'lidan chiqib ketdi. Suv ham, ovqati ham, kiyim-kechagi ham yo'q tuyaning ustida. Quvoladi, yeta olmadi. Qochib ketdi. Sahroda o'rtasida na ovqati bor, na suvi bor, qoldi. O'lishi aniq. Taqdirga tan berib yotdi, uxlab qoldi. Bir vaqtdan keyin uyg'onib ko'zini ochib qarasa, tuya turibdi ustida. Shart turdida tuyani ipidan mahkam tutib, xursand bo'lganidan, "Ya Robbi, ana robbuka va anta abdi." Ey Rabbim dedi şaşırıp, kursan bulup. Men seni Rabbimman, sen beni bandamsan de vardı. Küfür kelimesine etti. Lekin kastan etti mi? Peygamberimiz bu adam kafir buldu dedi mi şu hadisine etip durup? Yok. Ne mi dedi? Anavu badavi tüyası sebepli kursan bulganıdan göre Allah Ta'ala bandasının tavbasından köpüra kursan buladı dedi. Demek şu yaptı yapırı koyup kafir bulmaktı o. Çünkü bilmezden şaşılıp adaşıp ayeti vardı. Şunun için ballarımızdan birer bir adaşıp söz çıkıp gelse darra cezalamaydık. Şuntureydik. Karlardan biri çıralık kılıp Kur'an'da oku bir yerdi. Güdem çıralık Kur'an'da okudu bir salih adam. Bir adam onun kıraatını yakış görüp haligini bir salih adam sanıp aldı yekel önüme dedi. Men dedi karıya karab salih kişilerini yakış göremen. Men solih kishilarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emassiz deyardi. Hali qori so'kib yonidan haydab yubordi. Bu bunaqa demoqchi emas edi. Men solih insonlarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emasman demoqchi edi.
özünü aytmoqchiydi. Ulardan emasman demoqchi edi, lekin ulardan emassiz devordi. Haydab soldi. Shuning uchun istibyon qilishlik kerak, tushuntirib berishlik kerak. Savol so'radi. Allohni kim yaratgan deb. O'zi savol so'rayotgani sizdan bo'lsiz. Yaxshilikning belgisi birodar. Savol so'rayotgani yaxshilikning belgisi. Sababi siz bilan balon o'rtasida devor yo'q hali. O dadil kelib sizdan so'ra olyapti. Sizga qalbini ochyapti. Yozing meni qalbimga deyapti. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini. Agar siz yozmasangiz ko'chadan yozib oladi. Savol so'rayotgani yaxshi. Ammo savolga qo'pol javob berib, dag'al javob berishni yodigan bo'lsangiz, ilmdan to'sib qo'yasiz. Bir marta savol ber, noma'qul, mantiqsiz, bema'ni soldingiz betiga. Yana bir marta adashuvdi, tepdingiz. Qo'y deydi, so'ramay qo'yaveradi. Shu bilan qalbini siz uchun yopib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga murojaat qilamiz. Bir arobiy aytadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qir ekanman, bir kishi namozdan aksi urdi, tushkurib yubordi. Bu hadis Jami'us Sagirdan Abu Hurayra roziyallohu anhu. Haliyinga qarab yarhamuka Alloh deb qo'ydi. Sahobalar hammasi shuni o'qir edi. Ular ham namozda. Nima menga qarashasan dedi. Qurib ketganlar, men bilan ishlaring nima dedi. Arobiy sahobalar oyoqlarini urib qolishdi. Bu sahro aytadi, ular meni jimitmoqchi bo'layotganligini tushundimda jim bo'ldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini tugatgandan keyin meni chaqirdi. Ota-onam bu zotga fido bo'lsin. U zotdan avval ham, u zotdan keyin ham mehribonroq, go'zalroq muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam, so'hmadi ham meni. Urushmadi ham, jirkiyamadi ham. Nima dedi? Qola inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Bu namoz. Unda odamlarning so'zidan birontasini gapirib bo'lmaydi. Innama hiya tasbih va takbir va qiroatul Qur'an. Albatta namoz u tasbih, takbir va Qur'on tilovati dedi. Ana ta'lim birodarlar. Ana ta'lim. Undan ham mashhur qissa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidiga kirib bir arobiy devorga siydi, bavol qildi. Masjidga kirib devorga siydi. Biz nima qilardik? Agar bizim masjidimizga kelib biroq shunday hammaga ko'rsatib turib devorga qarab siyib qolsa. Xuddi shu ishni sahobalar ham qilishdi. Yoqasini olib qolishdi hammasi. Sahobalar o'zlaridan talab qiladigan odobni talab qilishdi. Vaholanki sahroyi u uchun bu narsa oddiy narsa. Tarbiya ko'rmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tek qo'ylar siyvasin dedi. Chunki buni ayb deb bilmayapti-da u. Bizi yosh bolalarimiz ham bilmaydi buni aybligini. Siyib oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kipaqir suv bilan yuvoringlar dedi. Haliga arobiy shunday. Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizmadi duo qildi. Har bitta ishimizda siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasulullohni qiyin muomalasini qarang. Chunki bilmaydi bu. Bilmaydi bu. Demak, avf qilinadi. Masjidga siyayotgan bo'lsa ham avf qilinadi. Endi o'zingizni bolangizni avf qilishlikka quvvatingiz yetmaydimi? Allimu va la tu'annifu fa innal muallima khayrun minal mu'annif. Muallim ta'lim beradigan odam. Qattiqqo'llik, shafqatsizlik qiladigan odamdan afzal. So'kib urgandan ko'ra bolani mana shu xato qilganda tushuntirib qo'ygan odam afzalroq bo'ladi. Ta'limda qattiqqo'llikdan ko'ra rahim shafqat ko'rsatib qo'yishlik to'g'riroq bo'ladi. 40 ga kirgan odam aytayapti. 15 yaşar paytimda bir ish qilganman. Otam mana shu ishimdan keyin menga shunday bir muomala qildi, o'lgunimcha unutmayman dedi. 15 ga kirgan bola dadasining mashinasini minib, olib chiqib ketib, avariya qilib yuboradi. Uch kungacha uyga kela olmay yuradi. Qayoqqa boradi? Oxiri keladi.
Korkup, havatır bilen, aybi boynida, hatasını düşünüp, boynunu kısıp uyuya keldi, otası sövmedi ham. Uruşmadı ham. Bunu onu geldi ki, bolam g'am qilma, sotib oldim mashinani, xijolat bo'lma dedi. Bilasin, qalbiga qanaqa ta'sir qiladi. Nimani kutgan edi? Baqirish kerak edi, so'kish kerak edi, urush kerak edi, uydan haydab chiqarib yuborish kerak edi. Lekin ota buni aksini qildi. Yumshoqlik qildi. Mana shu qilgan ishi bu yigitni 25 yildan keyin ham, 40 yashar paytida ham qalbini mashatida turibdi. Ve bana şu otasını kıyken işi tüfeğiyle bala otası için mehriban farzant oldu. Ölgünüçü otasının hizmeti de durdu. Çünkü buradalar urup cezalaştık hemen koludan keledi. Cahilis kıyken payette saçı alıştık. Ama avf kılıp, düşüntürüp, keçirip koştuk hemen koludan kemiydi. Bugün sılar bilen suhbat kıyken mazluyumuz. Bala özünü özü nüksanlıydı bilişliği. Boynu kısık bilişliği. Başkalarda aldı da özünü aciz, nakısı fıskılışlığı. Mana shu haqida suhbat qildik. Va bu narsaning asosiy sababi otalar va murabbiylar bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.